Başlayın efendim, emredersiniz efendim. Tabii. Emredersiniz efendim. Siz şimdi bana adresi lütfedin efendim, ben hemen yazayım. Yeni mi tıraş? Tabii, bir dakika efendim, bir dakika yazayım. Tamam. Şıp emrinizde efendim. Merhaba. Merhaba yavrum. Bugün geç kaldım. Canım çıktı. Dükkan ana baba günü. Sen ne yaptın? Bir ev ayarladım çok şükür. Gör bakalım beğenecek misin? İşte asker arkadaşımın Bahar. Kendisi Almanya'ya gidecek. Evi bize bırakacak. Buna ev mi diyorsun Ümit? Kümes ayol. Saray mı bekliyordun yoksa? İyi şeyler istemek hakkım değil mi? Hakkın tabii ama insan her istediği olmuyor ki Bahar. Benim istediğim sadece sensin Ümit. Bizim deliler ne yaptılar biliyor musun? Gene sarhoş olup hır mı çıkarttılar? Yo, düğünde şarkı söylemiştim ya, banda çekip TRT'ye göndermişler. Kızacaksın ama arkadaşlarını hiç beğenmiyorum Ümit. Hayal dünyasında yaşıyorlar. Yok böyle konuşma. Onları iyice tanıyınca nasıl altın kalpli olduklarını öğreneceksin. Tamam tamam, sözümü geri aldım. Onlara hiç laf söyletmezsin zaten. Gelinliğini seçtin mi bari? Seçtim. Sen beğenecek misin bakalım? Öğlen bir uğrayıp giymiştim. Üstüme tam oturdu. Kim bilir ne yakışmıştır. Ah, istersen giyeyim sen de gör. Yok. Giyersen dayanamam, kapıp kaçırırım seni. Aman Ümit! Kaç paraymış? 200 bin. Ne? İndirimli fiyatıdır, 250 binden sattık. Oho, çok pahalı. Aman efendim, bu gelinliği hiçbir yerde bulamazsınız. Ne yani, bulunmaz Hint kumaşı mı? Kaliteli bir gelinlik Ümit. Mahmut Paşa da 20 bine ses ses al yavrucuğum. Saçmalıyorsun Ümit, hadi gidelim. İyi gidelim. Zıkkımı bırakmazsan böyle olursun işte. Yeter be kadın, beni seni dırdırın öldürecek. Yo, dırdırdan ölmezsin sen. Ama bu gidişle hepimiz açlıktan öleceğiz. Aç mıyız anne? Neyimiz eksik? Aman ne demezsin. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Bakkala çakkala hiç borcumuz yok. Sıra sıra incilerimiz, kürk mantolarımız var değil mi kızım? Ben bu kadar yetişiyorum anne. Zaten dükkanda canım çıkıyor. Bir de eve geliyorum, kavga gürültü. Yakında kurtulacaksın kızım. Koca evinde rahat edersin. Ümit sana ahçılar, hizmetçiler tutar. Aman anne sen de. Ağza koyacak lokma yok. Bahşiş çıkmadı mı kız? Al anne. Kendime ayakkabı alacaktım güya. Önce abdest aldık, sonra bismillah çekip bandı postaya verdik. Boşuna zahmet ettiniz. Benden bir bok olmaz. Olanları görüyoruz. Herif tır altında kalmış danalar gibi böğürüp... bir numaralı şarkıcı oldu. Ev işini ne yaptınız? Olmadı, beğenmedi Bahar. Burada oturun arkadaş. Bir elden geçirdik mi mis gibi olur. Burasını hiç beğenmez. Şimdi sarayda mı oturuyor yani? Burada kalsa ak adına bok mu bulaşır? Şımartıyorsun arkadaş. Ne şımartması ulan? Hanlar apartmanlar mı bağışladım kıza? Doğru dürüst bir hediye bile alamadım bugüne kadar. Oysa her şeyin en iyisini vermek istiyorum ama... şu parasızlığın gözü kör olsun. Bırak bu işleri bırak. Patlat bir tane inceden de neşemizi bulalım. Yo, Avanta konser yok bundan sonra. Bundan sonra kardeşimizi en lüks gazinoda dinlersin, tamam mı? Hadi yarasın. Ne yapalım? Yarasın. Babanın yanında söylemedim. Kabzımal Recep Efendi kimleri araya koymadı kız. Ah,
nikahtan gelin yatağına kadar altın işlemeli halı döşetirim, hanlar apartmanlar alırım diyormuş. Ben satılık mal değilim anne. Kurbanlık koyunsun ama. Kaç aydır bir ev tutmaya gücü yetmedi o kocan olacak herifin. Olsun. Seviyorum Ümit'i. O benim her şeyim. Doğru, her şeyim. Sefaletim, açlığım, altı pençeli ayakkabım, her şeyim. Anne, çıldırtma insanı anne. İster çıldır, ister vur kapıyı git. Ananım ben senin. Güzelliğini, gençliğini meteliksiz birine feda edeceksin de susacağım, öyle mi? Bize acı demiyorum, kendine acı. Allah rahatlık versin anne. Sana da. Nerelerdesin ayol? Özlettin kendini. Çok sıkışığız şekerim. Ama seni kıramam. Görüşelim güzelim. Bahar, hemen hazırlan yavrum. Selma Hanım'a gideceksin. Aman Memnunet hatırlı müşterilerimdendir. Tamam efendim. Hey kardeş! Akşam sokak 7 numara. Tamam. Yüz bin. Yüz binle açıyorum. 200 bin. Kabul ediyorum. Ben yokum, hiç şansım yok bugün. Aşkta kazanıyorsun şekerim. Bir azgın boğa bulmuşsun gene. Tenis hocamı mı söylüyorsun? Onun suyu çoktan kaynadı. Yenisi kim kız? Söylemem. Biraz merak edin. Rest. Evet. Ben kaçtım. Ah kare az tatlım. İyisin. Bugün seninle baş edemeyiz Selma'cığım. Fatma! Kız Fatma! Ne cehenneme gitti bu kız? Kalkıp şansımı bozmak istemiyorum. Mutfaktan biraz buz getirir misin kızım? Peki efendim. Aman Allah'ım! Annemin bu kadar genç ve güzel bir arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Annemin oyun arkadaşısınız değil mi? Hayır, manikürcüsüyüm. Aman ne iyi! Ne demişler? Doktor iyi olacak, hastanın ayağına gidermiş. Tırnağım etime batıyor, bakar mısınız lütfen? Doktora görünün daha iyi. Beş bin. On bin. Kabul ediyorum. Yok. Bana uğur getirdin Bahar. Bunlar senin. Ama Selma Hanım... Lütfen al. Haftada 2 günde bekliyorum, tamam mı? Tamam efendim. Şoför götürecek seni. Teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Bir dakika. Sizi ben bırakayım. Mersi, valideniz beni şoförüyle gönderiyor. Ah, ne yazık ki o araba arızalı. Öyle değil mi Şaban? Oo, yeni yaptırdık ya beyim. Bundan sonra senin adın İnek Şaban, tamam mı? Tamam beyim. Bir saniye, bir saniye. Hayatımız tehlikede. Bu Şaban var ya, miyoptur. Daha geçen gün bir ağaca çıktı arabayla. Buyurun, ben usta bir şoför. Şoförlüğünüzü bilmem ama usta bir çapkın olduğunuz belli. Hoşça kalın. Şoförü. Sağ olsun. Beni dükkana arabasıyla gönderdi. Seni lüks arabada görünce sapıtıyordum.
Aşk olsun. Bana itimadın yok mu? Aklına kötü şeyler mi getirdin yani? Şok oldum. Ne yalan söyleyeyim, birden kıskandım. Ve anladım ki ben sensiz yaşayamam Bahar. İsteyince nasıl tatlı konuşuyorsun? İçim sıcacık oluyor. Beni hep böyle sev Ümit. Şunları dükkana bırakıp geliyorum, bekle. Oldu. Acıyorum diye tepeme bindiniz. Ayın ortası oldu, hala kirayı ödemediniz. Dardayız Hatice Hanım, kocam çalışmıyor. Çalıştığı zamanı da bilirim ben. Vallahi sabrım taştı, kapının önüne koyarım. Bağırman bütün mahalleden duyuluyor Hatice Hanım. Bağırırım elbet, siz de kirayı vaktinde ödeyin. Kaç tane kiracım var ama sizin gibisini görmedim. Fazla ileri gittin Hatice Hanım. Paran kadar konuşursun. Al işte kiram. 2 aylık da peşin. Bu da yol paran. Hayırlı evlat senin gibi olur. Hadi al asmalı. Bahşiş anne. Selma Hanım efendi verdi. 50.000. Ben de şaşırdım. Görsen, saray gibi bir evde yaşıyor. Eli de o kadar açık ki. Var ki eli açık yavrum. Gördün mü paranın kuvvetini? Hatice nasıl köpekleşti hemen. Ah güzel kızım, ah. Kafanı bir kullansan. Gene başlama anne. Hazırlanınca Ümit'le evleneceğim. O kadar. Yere bırakma, 4. kata çıkarılacak. Çıkaramam. Ne demek çıkaramam? Yani ben bu bavulu taşıyamam demek. Hep böylesiniz birader. Parayı versek çıkartırsınız hemen. Yanlış anladın. Ben şoförüm, hamal değil. Bu kadar kibarsan şoförlük yapma be adam. Şoförlük yapmayacak mısın? Yanlış duymadın. Yapmayacağım. Ekmek parası kazanıyorsun ama kaç kişinin ağız kokusunu çekiyorsun? Ya ben? Ben ne yapayım? Tırnak temizle, nasır kazı. Bazen tiksiniyorum. Makası batırasım geliyor, kartoloş karıların etine. Kurtulacaksın yavrum. Evlenince çalışmaz. Nasıl çalışmam Ümit? Düşünmeden konuşuyorsun. Senin kazandığınla nasıl idare ederiz? O benim meselem. Karımı rahat ettirmezsem adam mı sayılırım? Elbet bir çaresini bulacağım. Hadi gel sinemaya gidelim. Mine'ye söz verdim Ümit. Düğünden beri ilk kez gideceğim. Bekliyorum. Elleri kırılsın. Niye vurdun? İçkiliydi. Zıkkım içsin. Cicim ayı çabuk geçiyor. Sonra hırgür başlıyor. Kökeninde parasızlık var tabii. Öyle demiyordu ama. Seni kraliçeler gibi yaşatacaktı. Varmasaydın intihar edecekti. Gene seviyor Bahar. Ama sevgi karın doyurmuyor ki. Daha kış için manton bile yok. Keşke çocuk kalsaydık. Hiç büyümeseydik. Üzülme kız. Büyüdükse kocalarımızdan dayak yiyelim, sefaret çekelim diye büyümedik ya. Kaderimiz buymuş. Yok. Ben kaderimi zorlayacağım Mine. Geldi ulan geldi. Ne geldi ulan, benzine zam mı? Yok be, TRT'den cevap geldi. Gönderdiğimiz banttan acayip ses geldi. Sayın Ümit Besen, göndermiş olduğunuz şarkınız denetimden geçmiştir. Çekim için Ankara'ya gelmeniz rica olunur. Şimdiden bir imzalı resminizi rica etsem. Aynen Ümit Bey. Bir kartpostal da ben rica edeceğim. Kaşınmayın ulen. Kaşınmayın. Aa, yalan mı yani? Olmayacak mı bütün bunlar? Olmasını ben de istiyorum. Işık yandı içtiyse şarkıcılığı kovalayacağım. En iyisi arabayı da satmak. Ortağını da satalım diyordu zaten. Bahar da sevinecek. Şoförlük yapmamı hiçbir zaman istemem. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Şoför seni bekliyor. İyi günler.
Merhaba. Sen ha? Kandırdın beni. Keşke kandırabilsem. Şaban'a rüşvet verdim. Babasının malıymış gibi arabayı zorla verdi. Aman ne komik. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yahu suç mu yani? Bir erkek bir kızı beğenemez mi? Görür görmez aşık olamaz mı? Kız karşılık vermiyorsa o iş hemen biter. Erkek sakız olmaz. Vallahi senin için jiklet de olunur kızım. Çok pişkinsin. Yani sulusun. İnmek istiyorum. Yam yam değilim. Yemem seni. Saldırmam. Bana bak, işin yok mu senin? Yok, boştayım. Bir tatlı söz söyle, ömür boyu şoförlüğünü yapayım. Durdur arabayı, yoksa atlayacağım. Burada ineceğini bilseydim, yollara halı döşetirdim. Bayat Don Juan numaralarını bıraksan iyi olur. Sen de inadı bırak. Arkadaş olalım. İmkansız, ben sözlüyüm. Yakında evleneceğim. Artık peşimi bırakırsın sanırım. Ben kalbime söz geçiremem ki. Sözlün kim bilmiyorum. Bizimkiler bant göndermişlerdi ya. Aman Ümit, sen de o salaklara uyuyorsun. Ya benim iyiliğimi istiyorlar. Önce kendi karınlarını doyursunlar. Lütfen onları koruma bana. Neyin var senin? Ne zaman buluşsak kavgaya hazırsın. Sana öyle geliyor. Ne zaman gideceksin Ankara'ya? Öbür gün. Çok kalma sakın, hemen dön. İlk ayrılığımız Ümit. Şimdiden zor gelmeye başladı. Son günlerde ilk defa tatlı bir söz çıktı ağzından. Oh be, rahatladım şimdi.